Kozanlılara bir müjdem var. Bakın çok önemli. Daha önce bahsettiğim Kozan'ın çok muzdarip olduğu bir projeyi bugün pazartesi günden itibaren imar durumunu değiştirip o projeyi daha seçimden önce harekete geçireceğiz. Bunu Kozanlılara müjdeliyorum. Mevcut taş köprünün yanına ilave köprü yapıyoruz. Buyurun bakın bu proje animasyon haline getirdim ben bunu. Bak mevcut taş köprü orada. Evler falan görünmüyor. Taş köprünün 20 metre kuzeyinden çok rahat gidiş geliş bulvar. İlerideki Kozan tarafındaki çayın Kozan tarafındaki kavşağı böyle bağlıyoruz. Aşağıdan gelen yol yok. Bakın farkındaysanız mevcut yolu iptal ediyoruz. Bakın burada ne var? Güzel bir tak. Üzerinde yaklaştırırlarsa portakal ve bal var, arı var. Çok güzel. Evet, bu memleket bana göre Bucak portakalının dışında portakal mı vardı eskiden? Burasının portakalı gerçekten meşhur. Dünyanın merkezi değil mi? Başkaları sahip çıkmaya çalışıyor. Mesela Finike sahip çıkmaya çalışıyor. Portakalımız üzerinde durulacak bir proje. Balcılarımız da üzerinde durulacak bir proje. Onun için amblemini bal ve portakal üzerine. Tam İnşallah. Neresi Zafer Bey burası? Şu şimdi an. Adana'nın girişi, Adana girişi düşün. Adana girişi evet. Kadirli girişini aynısını yapacağız. Kozan çıkışına aynı 3 tane olacak. Bu teleferik yine Kozan çayı üzerinden o Atatürk Parkı mı oradaki evet, parkın Atatürk oradan Kozan Kalesi'ne çıkmak için bu şeyle ilgili turizmle ilgili turizm projesiyle ilgili aslında bu Kozan Kalesi Anavarza Kalesi ve Karasis'le ilgili Avrupa Birliği'nden buraya para alacağız dediğimiz projenin bir bölümü bu. Yani bu mutlaka olmalı. Yani bu gerdanlık gibi kesinlikle orada olmalı. Kozan'a girerken beraber bakın ne gördük? Takı gördük. Köprüyü düzelttik, geçtik. Bunu da gördük. Bir parkın içerisinde. Daha bir iki tane örneği var. Tabii bu kadar detaylı yapılmamış olsa da. Böyle güzel bir parkın içerisinde. Her muhtara böyle bir yeri tahvil ediyoruz. Bilgisayarıyla beraber. Şimdi 15 tane burada merkezde muhtar var. Her biriyle her gün görüşmem mümkün değil ama onların seni araması, dertlerini bildirmesi mümkün. Bütün halkla inebilmen mümkün değil. Keşke inebilsen. Ama muhtarlar kendi mahallelerinde olan biten bütün dertlerini sana getirebilirler. Onun için ben muhtarlara çok önem verdiğimi belirtmek adına yanına da bir park yaparak çocukların da oynayabileceği böyle bir yer herkese kazandıracağımı düşünüyorum. Için. Mesela bu bir merkez park. Kozan'ın merkezinde böyle orijinal bir şey yapıp, park yapıp Kozan'a değer katması açısından böyle bir yer inşallah bulacağız ve bunu yapacağız. Bak aynı zamanda bir caddenin gerçek düzeni. Bu tertemiz bir işçilikle böyle bir yere, böyle bir parkı yapacağız. Kozanlı bunu görecek. Herkes inşallah sırt sırta vererek mahalle aralarında 15 mahallede buna benzer 15 tane park yapma sözümüz var. Burası bakın geçen de söylemiştim gene. Dağılacağı bağlayacağımız 25 dönüm 25 bin metrekare bu milli parklarla birlikte bunun üzerinde benim şu anda yeğenim bu master şey, projesi bu. Çukurova Üniversitesi'nde yapılan bir master projesi. Milli parklarla beraber yapılacak bir şey. Bu da Kozan Belediyesi'nin yapacağı bir plan değil, milli parkların yapacağı bir plan ama biz altyapısını, projesini hazırlıyoruz. Bir yere örnek yaparsan, mesela benim hedefim de göç yolunu bir defa ben onu soracaktım. Açıp normalinde mesela o yolu açıp orası İstiklal Caddesi. Yani bizim İstiklal Caddemiz yani İstiklal. Bizim İstiklal Caddemiz. Yani o caddeyi bir defa her şeyiyle, kaldırımıyla bu engellilerle ilgili bak yürüme bantları yapmışız şey kenarına. Burası göç yoluyla ilgili. Göç yoluyla ilgili evet. Yandaki binalar bile görünmüyor falan ama bu tamamen animasyon. Mesela fark ne? Dur bir dakika. Çok düzgün bir asfalt. Mesela bakın kaldırım taşlarına bakın. Allah aşkına yani şu anda kaldırım taşları 40 santim var yani. Şimdi bir araba gitse önünü vursa var ya takla atar tersine döner ya. Şimdi o kaldırım taşları mutlaka şey yapması lazım. Ama Zafer abi rica ederim. Orada Hakan'ın resmi vardı. Hakan Hacan'ın resmi vardı. Bilinçaltına bir mesaj geldi oradan. Hakan Hacı benim canım ya. Bak Hakan Hacı canım diyor. Hakan Hacı'yı kaldırmış zaten. Bilinçaltına mesaj var orada. Yok. Allah'ın bilinçaltına mesaj verdi. Öyle bir derdim olmaz ya. Anladık kaçmaz iletişimciler var burada. Hakan beni bilir valla. Başka şey. Bakın bu
örnek bir sokak. Bak, örnek bir sokak. Hoşkadar yani, cami tarafımıza falan. Evet, mesela örnek bir sokak. Tamamını böyle oradaki eski eserleri bu şekilde düzeltip örnek bir sokak ve örnek bir cadde yapacağız ilk önce. Vatandaş en azından bunu görecek. Belki kendisi de gayretlenecek. Mesela geçen dedim ya ben. Mesela bir cadde üzerinde asfaltı dökülmüş olsa bana göre oranın esnafları kendi önündeki yürüyüş bantındaki masrafı kendi bile çekebilir. Yani böyle Adana'da falan bu türlü şeyler oluyor. Evet. Yani adam der ki aynı mermerden bana da döşeyin. Yani uyduruk bir şey döşemeyin, bana da döşeyin. Benim bana ne düşüyorsa ben de ödeyelim diyebilir. Ve böyle tertemiz bir sokağa kesinlikle Kozan'a baştan kazandıracağız. Bu mesela bir toplu konut projesi. Bak çok yüksek değil binalar. Aşağı yukarı bunların her birinde 3 daire var. Belediye konut evlerinden bahsetmişsiniz evet, siz. Evet. Maalesef bizim maalesef diyorum çünkü sizden öğrendim 2400 küsür dönüm belediyenin milli emlak burada kullanabileceği, belediyenin kullanabileceği arsa var. Hiçbir kimsenin evini yıkmadan biz bu evleri yapacağız. O vatandaşları oraya taşıyacağız. Onların evini ondan sonra yıkacağız. Daha doğrusu arsalarını da teslim alacağız. Demek ki bir Allah kulu ben evden çıkacağım da evime sahip olabilir miyim, olmaz mıyım diye bir proje üzerinde, bir şey üzerinde böyle bir tasaya, kaygıya kapılmayacak. Modern bir gar. Böyle bir projeye layık değil mi Kozan Allah aşkına? Alışveriş merkezinde gibi hissettim. Yani böyle mesela yani. Buradan girdin içeride. İçeride otobüs şeylerin terminal orada işte işletme sahiplerinin yerleri olacak. Herkes orada alacak. Arkada da ne güzel böyle bir otobüslerin, minibüslerin gelip ondan sonra yanda otoparkı olan böyle güzel bir yere Kozan'da layık. Gerçek bu. Şimdiye kadar mevcut zamanında yapılmış, yıpranmış, şehrin merkezinde kalmış. Aslında şehrin merkezinde kalması hoş bir şey değil. Yani en Kozan'ın en ünlü caddesinde yani böyle bir numaralı caddesinde siz getirip de otogarı koyarsanız bu andan sonra yani şu ana kadar yapılmış ama bu andan sonra bu çileyi kimsenin çekmemesi lazım. Şehrin biraz dışında veya kıyısında eğer Kozan Kalesi'nin arkasından Mahmutlu'nun o bölgeye bir orada arsa çok oraya bir yol açılması durumunda büyük şehirle konuşulup bu otogar oraya yapılabilir. Ve o bölgenin de kalkınmasına çok katkı sağlar. Bakın Sunay. Kozan Belediye Binası. Hani nerede burası? Selçuklu Mimarisi. Tamam mı? Yeri, benim kafamdaki yeri şu andaki otogarın yeri. Evet. Modern. Ondan sonra sistem olarak çok pahalı bir sistem gibi görünür. Böyle karmaşık gibi görünür ama. Selçuklu değil, Mimarisi. Değil, Selçuklu Mimarisi. Çok sevdiğim bir teknik eleman olarak çok sevdiğim bir mimari. Ama bakalım. Bitmedi bak burası. Mesela burası kaplıca işte. 5 yıldızlı kaplıca. Bak burası var ya. Burası vallahi Baraj ben, Gölü manzaralı. Vallahi ben tahmin ediyorum. Baraj Gölü manzaralı. Bak burasının yeri hazine. Tamam mı? Hem de tepede bir yer. Çok güzel manzarası var. İlk gördüğünüz büyük bina. Halkın da gelebileceği, içinde havuza girebileceği bir yer. Günübirlik mesela geldi. Ama öbürler tamamen 5 yıldızlı otel. Niye? Bunu başardığımız zaman bak buraya hem yatırım çekmiş olacağız, hem insan çekmiş olacağız, hem de otel projemizi de burada çözmüş olacağız. Yani herkes orada takdir ettiği için, yani burada gelmişim, buraya belediye başkanı olmuşum. Yani ben burada bununla övünecek, birlikte hava atacak. Bunu böyle bir adam olmadım şimdiye kadar olmam yani. Ben affedersin eşek gibi çalışacak bir adamım abi. Beni boş ver gerisini ya. Ya değil mi abi sen adam ol ki koltuğa şeref kat. Koltuktan şereflenme. Aynen öyle ya. Koltuktan şereflenen değiliz zaten şimdi. Evet proje. Ben aday olursam, aday yaparlarsa beni Kozan sevinsin. Aday olamazsam ailem sevinsin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Zafer abi işten bir şey soracağım. Sor. Zenginler cimri oluyor. Niye? Her zengin cimri olmaz abi. Zaten zengin cimri olmaz aslında. Cimri zengin olur. Anladın mı?